Arkadaşlar, Nightingale abi kanalımızın hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sıfırdan in price kasma serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bildiğiniz gibi birinci bölümü geride bıraktık ve 14 levelde kalmıştık. Bu dediğim gibi bu keycon varıyor, keyconları kesemedik. Dolayısıyla burada yeni görevler açılmış. Şu bullshit görevini yapalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Olmazsa ben bunu birazcık geniye bırakacağım. Hani demiştik ya 400 cash alabiliyoruz. Şu anda 400 cash sanırım 80 TL miydi? 84 TL miydi? Neydi? 84 TL maalesef vereceğiz. Bunu zaten 5 cash'i trade'imizin açılmasına gidecek. Geri kalan 395 cash'i şey yapabilirsiniz. Bir tane geniye, bir tane de köpek çıkarma alırsanız yani köpek SC'si, otolot SC'si alırsanız kolaylıkla kasabilirsiniz. Şimdi köpeğimizi çıkartalım. Daha önce de gösterdiğim gibi looting bölümüne getiriyoruz. Şu anda pek skillimiz yok ama dur bakayım ne varmış. Hiçbir şey yok. Neyse buradan gene evet bunu yaptık. Şimdi öncelikle neyimiz kalmıştı? Bulçurumuz kalmıştı. Bulçurumuzu keselim bir 5 tane bakalım. Kaç level olacağız? Ona göre birazcık şeye bırakırız. Ya şuraya bakacağım tekrar gene boş mu diye. Yok abi ya. Mümkün değil yani. Burada kasamayacağız. Neyse. Takılmayalım. Olmazsa burada şeye de bırakabiliriz. Şu spoilerları da bırakabiliriz. Onlar da güzel şey veriyor. X veriyor. Yani amacımız 35 level olup kendimizi Luferson'a atıp bildiğiniz gibi yeni serverlarda Draki açıldı. Draki'ye girdik mi zaten bayağı bir güzel yol almış olacağız. Şimdi burada bol çöp keseceğiz. Allah bize yardım etsin. Bakalım bu skill'de de nasıl keseceğiz bunları. Dediğim gibi daha belki RR3 yaparak bunları kesmeye çalışalım bakalım beraber. Zaten kaç tane? Tamam. Aslında burada da kasabiliriz. Yani şöyle kasabiliriz. Geniyi açıp. Ama şu anda yani çok fazla yoracaktı bizi yani bu. Kaç taneymiş bakalım. 5 tane. Tamam. 5 tane hemen keseriz. Ben arkadaşlar öncelikle şeyi açmayı düşünüyorum. 60'a kadar. Heal vermeyi düşünüyorum. Böylece toplu heal açılır. Pot da basarız. Hani boş kaldığım zamanlarda pot basmayı da gösteririm. Hatta onun videosu benim var şeyde kanalımızda var. Oradan da takip edebilirsiniz. Pot basıp onları da potlar çünkü standart. Yani hiçbir zaman için 3200'den aşağı düşmüyor. İstediğiniz kadar basabiliyorsunuz. Üstünüzün aldığı kadar. Bu in price'lar in price ile BP price'ın arasındaki fark arkadaşlar bir kere STL'den dolayı BP price daha fazla şey alabiliyor, üzerine yük alabiliyor ama in price o kadar alamıyor ama in price bana göre biraz daha iyi. İtemleri pahalı diyorlar. Hayır, o kadar da pahalı değil. Yani kimse kasmak istemiyor. Ama dayanıksız oluyor. STL price'ı bıraktığın zaman yani in price kadar dayanıklı değil. İleride BDV'lere de girdiğimiz zaman göreceksiniz. Bunu da bitti. BDV'lere de girdiğimiz zaman ayakta kalacak yani. BP price çok fazla kalamıyor. Yani BP price güçlü ama şeyi yok. Çok böyle gene buradan int alacağız. Dex int. Tamam. Int ağırlıklı olduğu için güzel 15 level olduk. Hemen bunu da takıyoruz belimize. Daha bakın burada almamız gereken küpeler var. Şunu giyemedik. Neydi bu? 104 int istiyor. Çok var da. Neyse bakalım başka ne açıldı. Giyant bulacağım. Tamam bunu da keseriz. Bunları da güzel kolay kesiyoruz.
Zaten dediğim gibi diğer çardan 1 milyon almıştım ben üstüme. Burada da gördüğünüz gibi 1 milyon 25 oldu. Yani aslında tabii ki sıfırdan, kısmen sıfırdan oldu. Şöyle ki sıfırdan olması için bakın burada ileride bakın bol bol elma toplayın, tamam mı? Bu adam bedava elma görevi veriyor. 37-38'e kadar buradan gidebilirsiniz hatta. Sonra burada mesela gene elma görevleri var. Bu elma görevleri de verdiğiniz zaman aynı şekilde dediğim gibi şey olabiliyor yani. Bayağı sizi bir ileri atacaktır. Buraları boş. Hayret, niye boş? Şimdi mesela biraz daha böyle güçlü olduğumuz zaman 40 falan buraya mesela gel bırak artı 8 item toplamak amacıyla burada da şey yapabilirsiniz. Kasabilirsiniz yani. Hayret, burada niye kimse yok? Silahlarda genelde olurdu. Kaç tane bu? 10 tane mi? Abo, vallahi de 10 taneymiş. Neyse, keseceğiz bakalım. Şimdi sadece ben 1 milyon aldım üstüme. Bu rakamı almamdaki maksat da yani biraz daha hızlandırmış olmak. Hani şöyle düşünün. Gittiğiniz herhangi bir siteden mesela 10M çektiniz. 10M'in karşılığı bugün 30 TL'dir. 1M'de çekersen 3 TL yapar. Yani 1M belki vermiyordur da bilmiyorum ama atıyorum 10M çekersin. Seni bayağı bir ileri götürür yani. Güzel, fena olmayan bir tane silah alırsın eline. Çünkü her modda önemli olan zaten şeydir yani. Önemli olan silahtır yani. Silahın güzel olursa daha çabuk kesersin. Levelimizi aldık gene. Tekrar buradan STL şey inte vermeye devam ediyorum. Bu kaç istiyordu? 104. İyi, birazcık daha lazım. Tamam. Şimdi şunları ben mahsus kullanıyorum ama artık kullanmak istemiyorum. Şunu koyacağım buraya. Bunu da atıyorum. Bunun yerine de bakın gördün mü? Vuruyor, hiç düşmüyor. Şimdi bu mesela STL price olsaydı canı bayağı gene bir yarıya inmişti yani. Neyse, ben buradan şimdi neyi koyacaktık? Ha, şunu bunu atıyorum çöpe, artık bununla işimiz kalmadı. Bunu koyabiliriz. Tamam. Devam. Yani buraları biraz tabii yorucu. RR3 dediğim gibi yani başka bir şey yapmanıza gerek yok burada. Zaten yarın öbür gün kalkıp da geriye bıraktığın zaman otomatik o kendi kesecektir. Kendi levelini alır. Ben bugün biraz da Rise Online'a baktım ama yani baktım. Zaten benim bu bilgisayar yeterli değil. Rise Online. Bir de beğenmedim ya. Yani biz yıllardır buna oynadık. Buna alıştık. Bilmiyorum. Oynayan arkadaşlar varsa yorumlarda belirtsin bana. Yani güzel mi değil mi bilmiyorum. İyi diyorlar oyun için ama ben birazcık baktım yani. Videolardan baktım. Güzel video çeken arkadaşlar var. Onlarda bile yani mesela şey bayağı istiyor. Ekipman, sistem bayağı istiyor. Adamlar herhalde bütün ayarları kıstılar muhtemelen. Dolayısıyla ne oldu? Kalite düştü yani. Şey, yayın kalitesi düştü. Ben mesela şimdi bunu mesela high quality'de kaydediyorum. Biraz zaman alıyor. Bilgisayarım dedim ya iyi değil ama yine de high quality. Onu high quality yaparsak herhalde yine de güzel bir şey alamayacağız. Ya Night Online yerini tutmaz bence, bilmiyorum da. İşte bir şu şeylere engel olmaları lazım. Bir tane kalsın. Şu Kosmos hilemiyle bunlara engel olmaları lazım. Şimdi mesela ben Bulcan'a Harpi'ye bırakıyorum çele. Telefonumun saatini de kuruyorum. Ondan sonra saat başı TS basıyorum. Geri kalanı zaten şey hallediyor yani. Geniye hallediyor. Yani geniyle oynamak hiç kosma gerek yok ki yani. Zaten geniye her şey bütün işi görüyor yani. Aa, güzel. Hoppa, bir level de aldık. Güzel, potlarımızla birlikte potlamız. Ya dişlerimi yaptırıyorum. 20, 22, 20. Bunu da atıyorum çöpe. Şunu giyemedik daha ya. Dur bakayım, giyebileceğiz mi? Yok ya, Allah Allah. Lan ne donmuş be. Vallahi billahi.
Dur bakayım bu neydi? 104 istiyor, 102. Bir level daha lazım. Şimdi ne açıldı abi? O güzel. Çok iyi. Burada elma görevi var mı? Ha, bu elma görevi galiba. Yok, bu da değil. Confirm başka. Elma görevi, elma görevi. Dediğim gibi 400 keş aldığın zaman buradan bir tane köpek çıkarma zaten sana lazım olacak. Bir de uğraşmazsın yani tek tek şey için. Şimdi bir daha tekrar bakayım. Dur. Silah keseceğiz. 5 tane ver olur. 5 tane iyi. Keseriz onu. Ha bir dakika, şuradan hemen Malis verelim arkadaşlar. Malis kaç istiyordu? 3 istiyordu. Ama 6 var bize. Spirit. 1, 2, 3. Burayla işimiz bitti. Tamam mı? Ondan sonra şimdi burada tekrar buna vermeye devam ediyoruz. Heal. Bir dakika. Heal. Tekrar yanlış yapmayalım da. Güzel. Bu geldi. Hemen buna vedalaşıyoruz. Bunu koyuyoruz yerine. Birazcık daha güçlenen çarımız. Gördün mü? Ufak ufak. Şundan başlayalım. Bakalım nasıl vuracak şimdi. Kaç tane geliyor buraya, gördün mü? İndiremiyor. Ben Price seviyorum ya. Price güzel yani. Bence tek başına kasılabilecek çarlar. Hani Asas'tan şeyden sonra, okçudan sonra rahatlıkla tek başına farm yapabileceğim bir çar yani. Her şeyi de kesebiliyor. Ama BP o kadar dayanıklı değil yani. BP mesela ayak çok fazla duramıyor. Hani tamam, çok güzel silahlar alıyor yanına, itemler alıyor da. Benim mesela diğer çarda harpide kesen Int Price, o da üstü full old takı, görev itemleri var. Elinde de bir tane quest mace var. Artı 5. Onu da cesaret edip artı 6'ya basamadım. Ama gerçi artı 5 de işimi görüyor. Önce bir tane smite hammer aldım. Dedim ya bulunsun. Artı 6. Ondan sonra artı 4 de artı 5'e bastım. Baktım smite hammer'dan iyi oldu yani şeyi. Hemen smite hammer'ı sattım. Ha, olur ya, ileride siz de mesela basmayı denerseniz, geçerse geçer, geçmezse o smite hammer'ı kullanmaya devam edersiniz. Son bir taneyi keseceğiz. Ha, itemleri ileride çok pahalı olabilir. Ama çar sağlam olur yani gene. Mesela 255 int verirsin. Zaten gücünü int'ten alıyor. Intelligent'tan alıyor yani gücünü. Dolayısıyla arada bir fark yok. Yani sağlam oluyor. Ben mesela öncelikle harpilerde şeyle kastım. BP'ydi çar. Baktım ulan 2 yiyor çar yani. 2 vurmada canı iniyor. Kendini hellemekten şey yapamıyor. Kendini hellemekten atak yapamıyor. Dedim ya bu böyle olmayacak. Ben altarda da zaten benim çarım vardı. In Price. Onu da 7-24 Harpy, Raven Harpy'ye bırakıyordum onu. Harpy de değil, Raven Harpy'ye bırakıyordum. Sadece tek kötülüğü işte saat başı gidip bakman lazım. Onunla telefonunu kurarsın bir zahmet, ya da uzaktan şeyle, bağlantıyla. Artık mesela şeyler var. Timeweaver var. Anydesk var. Google'ın var. Ben mesela şey kullanıyorum. Timeweaver kullanıyorum. Uzaktan bağlantıyla, dışarıda olursam bir tane şey bastırıyorum uzaktan. TS bastırıyorum. Devam ediyor zaten. Zaten şeyi de alabiliyor üstüne. 3 saatlik kitap alabiliyor. 3 saatte de işimi bitirip geliyorum zaten yani. Kitap alıp vermeye olmuyor çünkü. Yani çarı illa durdurman lazım. Durdurmazsan çünkü geniye durmadığı için geniye devamlı şeyi kapatıyor. VIPK varsa mesela, ben de VIPK de vardı, almıştım. VIPK'yi kapatıyor şey. Geniye kapatıyor, müsaade etmiyor yani. Ya durdurman lazım. Onu da ayarlarını ben size gösteririm. Çok kolay ya, bir şey yok.
AFK farm yapıyorsun. Ya Harpy farmı çok karakteristik bir şey, slot. Atmaz atmaz çoğu kimse de mesela 2-3 saat takılır ama der lan bu bir şey atmıyor der. Öyle değil işte. Atmıyor atmıyor, ondan sonra bir atıyor, tamam mı? Şu anda mesela demin ben ablama gittim misafirliğe. Ondan sonra bugün günlerden pazar. Ablama misafirliğe gittim. Ondan sonra oturdum biraz. Uzaktan üstüne 240 tane şey almıştım, kitap almıştım. Telefonu da kurmuştum, gittim ablamdan uzaktan bağlandım. Hemen bir tane TS'ye bastım, eve geldim. Boştu üstü. Ondan sonra eve bir geldim şey. 4 tane MD, bir tane IB atmış. Yani diyorum ya, çok dengesiz bir slot yani. O yüzden sabır ister. Ki sabah ben mesela mesai başlatır gibi sabah başlıyorum. Ondan sonra bu güzel level aldık ha. Ondan sonra Giant Gavolt. İşin onları da keseriz. Ne diyecektim? Yani dediğim gibi, uf, kahveden bir fırt içeyim bari. Ah, özür dilerim. Kahve ya, bir şey değil. Dediğim gibi slot biraz dengesiz. Sabır ister. Sabah başlatıyorum ben mesela. İşte kalkıyorum. Kahvaltı mahvaltı yapıyorum. Ondan sonra işim yok şu anda. Çalışmıyorum ben. Evdeyim. Dolayısıyla bu işte ikinci PC'yi de aldım. O zaten açık 24 saat. Artemisia. Belki görmüşsünüzdür. 7-24 satır. Iron Impact satar. MD satar. Arada sırada ıvır zıvır işte Refinet falan satar. Görürsünüz yani. Genelde F3'te girebilirse F3, giremezse F4. Ufak ufak al sat yapıyoruz. Yaptığımız bu yani. Başka bir şey değil. Ben şu anda zaten GB biraz yüksek. Dolayısıyla fiyatlar düştü. Yani alan yok, satan yok. Şuna baktık gene burada. Yok abi ya. Vallahi takmadım bunlara da yani, ama olmaz ki böyle. Buradaki alan gitti mi? Yok, buradaymış. Ya buradakiler nasıl kesiyor bu ya? Duvar engel olmuyor mu buna? Şu tepe engel olmuyor mu? Buraya kadar kesiyor. Burada da var biri demek ki. Neyse, bu sonra kasarız onu, keseriz. Ne yapalım şimdi? Gece mece gidiyor bunlar ya. Gece olmazsa ben bir ara gelirim. Burada keserim bunu. Zaten çarımız zayıf. Ya bu işte şimdi Gavolt Giant mıydı ya? Heh. Kaç tane lan bu? 10 tane mi gene? Vay. Şuradan başlayalım. Yani şu şeyin en neydi onun adı? In Price'ın en güzel şeyi, silahı Smite Hammer. Şu anda bana göre. Smite Hammer olduğu için bayağı da güzel yani. Sahilde de bir tane MP rek alırsın mesela. 7-24. Ondan sonra koy harpide kalsın. Ama kalkıp da bana ya İlhan abi koyduk ama hiçbir şey atmıyor. Abi hemen atmıyor bak. Bir slotun, şunu da keseyim bakayım ne çıkacak içinden. Bir slotun bunu çoğu yayıncı arkadaşlar söylüyor bakın. Bir tane slotun bir saatte, iki saatte ne olduğunu, ne yaptığını, ne verdiğini anlayamazsın, tamam mı? Slotta, bak şimdi slotun mantığı şöyle. Slota geldin, başladın, tamam mı? 2 saat, 3 saat, 4 saat hiçbir şey atmayabilir. Ama bunun sonunda mesela gelirsin. Ha baştan atar. Baştan atar mesela bir tane IB atar. Ya da şey için konuşuyorum, harpi için konuşuyorum, tamam mı? Bir tane IB atar baştan, bir tane IE atar, seni slota bağlar, tamam mı? Ama sonra hiçbir şey atmayabilir. Ya ulan Elif de geldi bize burayı söyledi. Met etti burada. Çünkü bakın bu Raven uçan kuşlarla hiçbir şeyin nerf geldiğini düşünmüyorum ben. Yani diye, çünkü orada insanlar çok fazla kasmak istemez, tamam mı? Hayvan çünkü zehir atıyor. Karşısında duramıyorlar yani. Duramadığı için orada fazla kimse kasmak istemiyor. Şimdi mesela tek başına bir tane varıyor, koyuyor ya. 83 belki HP MP'lekle keser ama yani o da zamanla sıkılır. Yani gene bir şey gibi olmaz. Bu da bitti. Geç bakalım.
Bu da yine bir int price için konuşuyorum. Int price gibi kesemez yani. Hoppa, bir level de aldık. Başka ne var abi? Oh, oh, bu şey işte, bu beleş. Heh, tamam, ver abi onu da. Beleşimizi alalım. Yes, my friend. Kriptodot keseriz şimdi. Şunu da alalım. Oh, çok güzel. Şimdi herhalde bu kıyafetleri giyebiliriz. Dur bakayım. Dediğim gibi in price kadar dayanıklı olamaz kimse yani. Kimse o slotta durmak istemiyor. Tamam mı? 104. 2, 3, 4. Ya, acele etmiyoruz bunu. 5 de verebiliriz. Çünkü neticede bunu 155'e dayayacağız yani. Bunu da atıyoruz abi çöpe. Hiç uğraşmıyorum bunlarla. Tamam mı? Low bot 22. Bot 10. 22. Bak görüyor musun? Defansları ne kadar artıyor. Tamam, konfirm bak. Şimdi bu 34. Bu 15. Tabii ki 34'ü satacağız. Bunu da atıyoruz abi çöpe. Yani bir in price kadar dayanıklı olamaz. Ya BP de keser de BP vuruştan kazanıyor, tamam mı? Vuruş iki vuruş kaçırdı mı? Pert. Aşağıda indi aşağı yani, yattı. Bakalım şimdi burada bize göre daha güçlü bir silah varsa gidelim şu Glyptodot'u da keselim. Bu neymiş abi? Bunu alamıyoruz. Bunu da bir dakika. Bir dakika şimdi abi. Şuradan bir I yapalım. Pardon, K yapalım. K da değil, özür dilerim. U yapalım. U'ya bastık, 76. Şunu da açtık. Trade. Bir dakika. Şuradan bakalım abi. Aa, geçen gün bundan bir tane bastım. Artı 8 yaptım bunu, biliyor musun? O da, onun da hikayesini anlatıvereyim kısaca. Dur bir dakika. Önce şunu bir halledeyim de. Bu neymiş abi? 78, 76, 78, 106. 78'e 106 diyor. Heh, burada. 106 olur. 70, 106, 78. Heh. Bunu alabiliriz. 36 veriyor. Peki bunu, tamam, bunu basalım. Şimdi gittim ben bu, dedim ya, pazar çarına, tamam mı? Girmedim ben. Ben şey almadım ona. Neydi onun adı? Bir dakika. Ha, gene mi almadı ya? Gittim 8 tane camalar aldım. Tamam mı? Abis camalar aldım. 8 tane. Bastım. Artı 6 oldu. 2 tane artı 7 çıktı. Tamam mı? Bir tanesini bastım. Ondan sonra o bastım. Şu abis camalar. 8 tane aldım. 2 tanesi artı 6 oldu. Tamam mı? Ondan sonra bastım. Biri artı 7 oldu. Biri yandı. Son bir tane kaldı elimde. Tamam mı? Ondan sonra onu da bastım. Şey yok. Premium yoktu, tamam mı, çarın üstünde? Premium yok. Bastım. Şeyi de bastım. Poison da bastım ona. Bastım itemi. Küt town attım. Ya dedim, bakmayacağım dedim. Tamam mı? Nasılsa yanmıştır. Canım sıkılacak şimdi dedim. Ulan bir açtım baktım geçmiş ya. Vallahi var ya. Ne sevindim ya. 8 oldu. Bugün sattım onu da, bugün. Biri geldi 104 milyondan çekmiş. Kaça mal oldu? Hesaplamak lazım. Dur bakayım. Bu neydi ya? Bir dakika, şimdi kafamız karıştı. Low class. Bizim low class'ımız var mıydı? Yok, kalmamış. İki tane daha var bundan. Ondan sonra bak, onun da hesaplamasını hemen 2 dakikada yapayım. Yani kafanız şişmiyorsa. Arkadaşlar, her item bakın artı 3'e kendi kağıdında geçer bak. Her item yani. Nereden biliyorum diyeceksiniz. Bak. Dodo Camp'ta, tamam mı? Dodo Camp'ta bir tane görevci var. Diyor ki 3 tane horn, bir tane horn crossbow artı 3'e bas getir diyor. Tamam mı? Yani her item bak, ne olursa olsun artı 3'e mutlaka geçiyor. Artı 4'te geçmiyor. Onun da videosu var zaten. Bak 8 tane abis camalar aldım. Tamam mı? Hemen hesaplayalım bak. 351 çarpı 8 eşittir. 2 milyon vermişim bak. Abis camalara 8 tane abis camalar aldım. 351 milyon para verdim. Tamam mı? Şey 2 milyon 808 coin verdim. 2 milyon 808 bunlara verdim. Tamam mı? Bunların artı 1'den artı 7'ye götürmek, artı 1'den artı 7'ye götürmeye 6 tane mi istiyor? Tabii 6 tane istiyor. 6 kere 8, 48 tane şey çarpı 100 eşittir
4 milyon da ona gitti. 6 yani 10 milyon. 10 milyon buna. 2 tane de buz. 5 milyon da o. 105 milyon. Şey 10 milyon 500 bin mi? Ya her neyse işte yani 90 milyon falan kar işte öyle demek istiyorum yani 90 milyon kar. Sattık da. Aha bak buyur işte ya. Anana. Ne istiyor bu şimdi ya? 78 79 80 80 tamam 116 aha yetiyor. Tamam. Tak. Bak şimdi atağımıza bak. 36 30 hiçbir şey fark etmez lan. Takı yok ya. O daymış. Bu kaç? 31 34. Bunu da at gitsin abi. Bu da bize lazım değil. Bot 20 22. Bunu da at gitsin abi. Tamam gidelim şimdi keselim abi şeyi. Başka neyimiz vardı kesilecek? Glyptodont. Ötekileri zaten kesemiyorduk. O dursun onu keseriz. Şimdi gidelim. Tamam mı? Girmedim. Ondan sonra bir girdim. Ulan baktım şey. Bakayım dedim ulan nasılsa yanmıştır. Siklet dedim. Bir açtım baktım. Geçmiş artık 8 olmuş ya. Poison da basılı. Bu şey, nereye gidiyorum ben ya? Bu şey gelmeden bak burada görev açıldı. Bak şunu yapacağız şimdi. Bu neydi onun adı? Draki gelmeden önce pardon. Draki gelmeden önce ben onu şey yaptım tamam mı? Satışa koydum 180 M'den. Adamın biri geldi 150 dedi. Vermedim. Ya vermedim çünkü bende bir tane daha çar var. Şey asas var bir tane. Onu da ara sıra işte çeşitli slotlara koyuyorum. Bir şey çıkartamadı bugüne kadar da. Ona dedim belki takarım. Yarın öbür gün PK'ya çıkarım diye. Keyfe keder satmadım. Bugün biri gelmiş işte. Kaç tane aldı? Vallahi 110'dan mı ne aldı? Draki de açıldı. Tabi düştü fiyatları yani. Bir dakika lan şeyimiz var ya. Ya sen beni zaten kesemezsin. Uğraşma da. Şunu bir atalım bakayım şu elemana. Şuradan uzaklaşıp da bakayım şöyle. Şimdi ben bunu 2 dakikada eritirim. Eritemiyorum. Kalsın bu. Çünkü takımız yok. Ondan sonra Abyss Jamadar da kalmıştık. Abyss Jamadar'ı 180'e koydum. Bir iki kişi sordu. Şartla takas yaparız falan dedi. Vermedim. İstemedim vermek ya. Aslında verseydim de iyiydi de. Vermedim. Şimdi arkadaşlar daha önce sizin toplamış olduğunuz konuya geleyim. Toplamış olduğunuz elmaları buradan direkt vererek böyle bakın böyle görevler veriyor tamam mı? Bu elmaları vererek görevleri yerine getirip alabilirsiniz şeyi. Tamam mı? Bak level alıyor hemen burada. Hemen şu yukarıdan da çıkıp burada da görevler var. İsterseniz bunlardan da alabilirsiniz. Açılmışsa tabii açılmamış. Şimdi bizim ne görevimiz kaldı? Glyptodont, Worm. Kesemiyoruz. Cajun. Bunları kesemiyoruz zaten. Dolu olduğu için kesemiyoruz. Yani kesemediğimizden değil. Şimdi şu artı 6 don. Bu artı 5 don. Artı 6 don 45. Bunu giyiyoruz tabi. Bunu da basarız olmazsa inceden sonra. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şurada birazcık farma bırakmak istiyorum. Şöyle ki burada görev de var da bunun görevi bir dakika dur bakayım ya burada açıldım şey bir şeyler yıl açıldı benim skillim be koçum benim be işte benim skillim açıldı abi şimdi şurada birazcık farma koymak istiyorum bakın görün nasıl dönecek hem siz de görmüş olursunuz şimdi şunu şuraya koyduk atak dedik tamam bunların hepsi kapalı bunları açıyorsunuz tamam mı abi şuradan sadrinki koyuyorsun. Bunu kapat. Şurada bu restore'yi mutlaka koyun. Major Healing restore'yi de koyun. Recover 10 yapıyoruz. Tamam mı? Burada birlikte yapalım. Şuraya şunu koyuyorum.
buraya da bunu koyuyorum. Bunun lüt ayarını şöyle ortaya doğru getirsen yeterli. Bunu da zaten yine kaçtı bu? 480. Yarısı kadar bassa yeter. %50 bu kadar yapalım. Tamam. Support'a 10 yapıyoruz. Atak. Şuraya bir de malisimiz var. Malisimizi de koyalım. Tamam mı abi? Heh. Support'umuza koyacak bir şeyimiz şu anda yok galiba. Dur bakayım. Yok support'luk bir şeyimiz, durumumuz yok. 22, 22. Heh. Şimdi buradan yavaş yavaş buff'a verebiliriz. Buff'ımız henüz yok. Açılacak ama ileride. Tamam abi. Bunu buraya geldik. Bak. Mob'ları şeyle seçin. Tamam mı? Mouse'la önce seçin. Ondan sonra. Şöyle Z ile seçersen burada bak seçmez buna. Yani şu anda seçiyor. Çünkü ben demin seçtim elle. Ama her zaman mouse'la seçip ondan sonra buradan bunu. Şimdi geniyemiz var burada. Tamam mı? Geniyemizde birazcık. Hatta şu koşmamızı da alalım. Çabuk çabuk kessin. Neden? Ha koşmamız varmış. 5 dakikalık. Tamam. Başka neyimiz var? Koymamız gereken başka bir şeyimiz yok. Zaten burada hayvanımız da var. Hemen başlatalım bakalım. Geniye point. Tekrar basıyorum. Fullendi. Tekrar buradan basıyorum ve startı aldı. Tamam mı? Şuradan vurdu. Biraz zor kesecek galiba. Neyse arkadaşlar. Böyle birazcık kessin. Biraz da level alsın. Tamam mı? Daha sonra tekrar açalım ben videoyu. Görüşürüz. Anything, don't make no more, anything, don't be fine.